en çok kaçtır diyor. Yani sayıları en büyüğünün en çok olması için diğerlerinin en küçük olması lazım. 4 tane sayı varmış. Üçünü küçük seçeceğim. Rakamları farklı dediği için mesela 100 yazamam. 2 tane 0 oluyor. 101 yazamam. En iyi 102 yazarım. Üçü de farklı. 102, 103 ve 104 olsun. 3 tanesi. O zaman mesela 373'ü direkt elemem lazım şıklardan. Çünkü üçler aynı. Rakamları farklı demiş. Bu zaten olamazdı. Bakalım şimdi 2, 3 daha 5, 4 daha 9, 309. Bu üçünün toplamı en az 309 oldu. Geriye kaç kalır? 677'den 309'u çıkarırsam. %368 kaldı. Ama şıklarda yok. Neden anlamadım. Böyle olması gerekiyor. Bilmiyorum, soruda bir yanlışlıklar başka türlü olmaz kesin bu. Eksi 3 mutlak değerden 3 diye çıkar. Artı. Kök 6 birden daha büyük bir şey. Mesela kök 4 2 olduğu için. Burası 0'dan küçük. Bunu böyle çıkaracağım. Eksi 1 artı kök 6 diye. İçindekiler işaret değiştirdi. Kök 7 kök 6'dan büyük olacağı için de bu aynı kaldı. Artı kök 7 eksi kök 6. Dışarıda da bir eksi kök 7 var. Artı kök 6 eksi kök 6 götürdü. Artı kök 7 eksi kök 7 götürdü. Ne kaldı? 3 eksi 1'den 2. Şimdi öncelikle şu ifadeyi açalım. 2012 ve 2004'ün toplamlarının karesini bulamayacağımız için. Şunun formülünü biliyoruz. Bu x kare artı 2xy artı y kare diye açılıyor. Bu özdeşlikler formülü. Eksi 4xy. Bu da x kare 2xy eksi 4xy eksi 2xy yapar. Artı y'nin karesi. Bu da bir şeyin formülü. Bu da x eksi y'nin karesinin formülü. O zaman x 2012 y 2014 bunun karesini soruyor. Ha, y 2004 pardon. 2012'den 2004 çıkarsa 8 kalır. 8'in karesi de 64. Bu sayılardan en küçüğü kaçtır diyor. Ayrışık 3 çift doğal sayının toplamı 222'ymiş. Bir tanesine 2x diyelim. O zaman ardışık ve çift olduğu için mesela 2 ile 4 gibi. Bu bundan kaç fazla? 2 fazla. Bu birincisi 2x ise ikincisi 2x artı 2'dir. Diğeri de 2x artı 4'tür. Bunların toplamı 222'ymiş. Çift dediği için 2x dedim ben. 2, 4, 6x artı 6 eşittir 222. Bunların en küçüğü 2x şimdi. Onu soruyor bize. Yani 6x 222'den 6 çıkarsa 216. O zaman x 6 kere 3 18. 36'yı 6'ya versek 6. X 36 bize 2x'i soruyor. O da 72.
11 ile bölünebilen bu sayı. 11 ile bölünebilme kuralı eksi artı eksi artı eksi. Yani eksi 3 artı 4 eksi 5 artı a eksi 7. Bunun 11'in katı olması gerekiyor. Bakalım. Eksi 3 eksi 5 daha. Eksi 8 eksi 7 daha. Eksi 15 artı 4 artı a eşittir 11'in katı. Eksi 15 4 daha kaç yapar? Eksi 11 artı a eşittir 11'in katı. Demek ki a 0 olduğunda oluyor. A'ya 0 vereceğim. 9 ile bölümünden kalan nasıl yapılıyordu? Sayının rakamları toplamı. 9'un katı olacak. Bu sayının 9 ile bölümünden kalanı sormuş. O yüzden direkt böleceğim. Otuz dörtte 9. 3 kere 9 27. 75'i 9'a bölelim. Dokuz kere sekiz 72. 30'u 9'a bölelim. 3 kere 9 27. 37. 4 kere 9 36. Kalan 1. Demek ki kalan 1'miş. Ya da şöyle yapardık. 4 5 daha 9. 7 3 daha 10. Burasının toplamı 19. 19'un 9'a bölümünden kalan 2 kere 9 18. 1. Ya direkt sayıyı 9'a bölersin ya rakamları toplamını 9'a bölersin. Kalan çıkar. Şimdi 4'e bakalım. 4 2'nin karesi. Küçük 2 üzeri 2x artı 4. Küçük 2 üzeri 128. 2 üzeri kaçtır? Çarpalım. Mesela bir bakayım. 6 kere bir bakayım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 64. 64 kere 2 128. Demek ki 128 kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üzeri 6. Tabanlar aynıysa o zaman yukarısı da böyle olacak. Dördü eksi 4 diye buraya atalım. 6'dan 4 çıktı 2. Eksi 4 diye buraya atarsam eksi 2. Her yeri 2'ye bölelim. Eksi 1. X. 1. Kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. X kaç alabilir? Sadece 0 olabilir. Eksi 1 ile 1 arasında hangi sayılar var? Sadece 0 var. Bir tane. Kaç farklı tam sayı değer alabilir? Bir tane. O da 0. İki basamaklı, biri tek, diğeri çift iki doğal sayının farkı en çok kaç olabilir? En çok diyor. Biri tek, diğeri çift. Farkın çok olması için birinin en büyük olması lazım. Mesela 99 en büyük tek sayı. Diğerinde küçük seçersem, mesela 10 seçersem 89 olur. Bunu en büyük seçtim. Bunu da en küçük seçtim. 89. Peki bunu çift seçseydim 98. Bunu tek seçseydim de 11'i seçmiş olurdum. Yine 89. Yani cevap 89 olacak. Şimdi sayı ABC olsun. Birler ve yüzler basamağı yer değiştirsin. Bu birler basamağı, bu yüzler basamağı, bunların yerini değiştirdik. Sayı 594 azalmakta. Yani bu sayı neydi? 100A artı 10B artı C idi. Yani bu sayıdan bu sayıyı çıkardığımda 594 çıkacakmış ki çünkü bundan 594 fazla.
eksi 100c artı 10b artı a eşittir 594. 100a 10b artı c, bu eksiyi dağıtayım, eksi 100c eksi 10b eksi a eşittir 594. 10b eksi 10b gitsin, 100a'dan a çıktı, 99a eksi 100c artı c daha eksi 99c eşittir 594. Şurayı 99 parantezine alalım, a eksi c eşittir 594. 594'ü 99'a bölersek 6 kalır. Yani a eksi c 6. Bu sayının yüzler basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan kaç fazladır? Yüzler basamağı a c'den kaç fazladır? Yani a eksi c 6 olduğu için a c'den 6 fazladır. Mesela bu 9'sa bu 3 kaç fazla oldu? 6.